Yatırıma başlamak istiyorsanız öncelikle tasarruf ettiğiniz bir miktar paranız olduğunu varsayalım. Muhtemelen bir ev almak için yeterli değil. Ama bunu bir şeye yatırmalıyım diye düşünüyorsunuz. Belki Tesla, Bitcoin veya Amazon gibi şirketler hakkında haberler duydunuz. Ve 10 yıl önce Bitcoin'e yatırım yapmış olsaydınız şimdi milyoner olacaktınız gibi şeyler duydunuz. Ancak yatırıma yeni başlıyorsanız bu yatırım işi gerçekten karmaşık bir siyah kutu gibi görünebilir. Hisse senedi nasıl satın alınır? Hisse senedi nedir? Tesla.com'a gidip Tesla satın alabilir miyim? Nasıl işliyor? Buna ek olarak yatırım yapmanın riskli olduğunu biliyorum ve tüm paramı kaybetmek istemiyorum kaygısı da vardır. Tüm bunları göz önünde bulundurarak yatırıma nasıl başlanacağına dair en kapsamlı kılavuza hoş geldiniz. Bu, benim 3 yıl önce hisse senetleri ve paylarla yatırım yapmaya başladığımda elimde bulunmasını istediğim bir kaynak olacak. 10 farklı adımda yatırıma başlamayı düşünerek ele alacağız. İlk adımımız, yatırımları tamamen unutarak para biriktirdiğimizde zaman içinde ne olacağına odaklanmaktır. Ekonomi dersi almışsanız paranızın zaman içinde değer kaybettiğini biliyorsunuzdur. Bunun sebebi enflasyon adı verilen bir şeydir. Enflasyon genellikle %2-2,5 arasındadır. Bu da her yıl her şeyin yaklaşık %2 daha pahalı olduğu anlamına gelir. Örneğin 5 yıl önce bir fincan kahve 5 Türk lirasına mal oluyordu. Ancak aynı fincan kahve günümüzde 50 Türk lirası maliyeti. Bu enflasyonun bir örneğidir. Şimdi elimizde 1000 TL var diyelim. Sonraki 10 yıl boyunca bu 1000 lirayı yatağımızın altında saklayıp bir daha asla bakmazsak 1000 liramız artık 1000 lira olmayacak. Çünkü her şey yaklaşık olarak her yıl %2 artacak. Yani paranızın değeri düşecek. Ve böylece eğer 1000 liranızı 10 yıl boyunca yatağınızın altında saklarsanız zamanla para kaybedersiniz. Bu açıkça görüldüğü üzere iyi bir şey değil. Hatta paranızı bir tasarruf hesabına bile koysanız günümüzde bir tasarruf hesabı size %0,2 gibi bir faiz oranı verecektir. Bu da demek oluyor ki paranız her yıl %0,2 kat artar. Ancak enflasyon %2 arttığından zamanla yine de para kaybediyorsunuz. Ve görüldüğü üzere bu yine iyi bir durum değil. Bu da şu soruyu doğuruyor ki bu bizim ikinci önemli noktamız. Yani zamanla para kaybını nasıl durdururuz? Cevap şudur ki eğer varsayımsal olarak bir tasarruf hesabımız olsa, mesela %2,5 faiz oranına sahip olan bir hesap. Bu hesap yaklaşık olarak enflasyon oranına eşit bir orandır. Yani enflasyon demek her şeyin fiyatının %2,5 kat arttığı anlamına gelir. Ancak tasarruf hesabımızdaki paramız her yıl %2,5 artar. Bu nedenle teknik olarak zamanla para kaybetmeyiz. Eğer faiz kelimesiyle ilgili bir sorunuz varsa şimdilik endişelenmeyin. Yatırım faizi ile faiz aynı şey değil. Buna daha sonra geri döneceğiz. Ama buradaki nokta şu ki sadece para kaybetmek istemiyoruz. Yani örneğimizdeki %2,5 oranında olduğu gibi. Biz aslında para kazanmak istiyoruz. Bu da bizi üçüncü soruya getiriyor. Yani gerçekten nasıl para kazanırız? Şimdi hayali tasarruf hesabımıza geri dönelim. Hayali olarak %10 faiz oranı veren bir tasarruf hesabımız olabilseydi. Ki bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek çünkü çok yüksek bir oran. Her yıl tasarruf hesabımızdaki paranın değerinin %10'u kadar kazanç sağlayacaktık. Örneğin şu anda 100 liralık bir tasarruf hesabına koysaydım, bir sonraki yıl 110 lira değerinde olacaktı. Sonraki yıl 121 lira değerinde olacaktı. Çünkü bu 110'un %10'u sonra %30'un üzerine çıkacaktı. Ve bu çok hızlı bir şekilde birikerek 10 yıl sonra 100 liram 259 lira olacaktı. Eğer enflasyona göre ayarlayacak olursak paranın değeri 10 yıl sonra hala 206 lira olacak. Ki bu oldukça iyi. Paranızı sadece bu hayali %10 faiz oranlı tasarruf hesabına koymak ve iki katını çıkardınız. Bunun gerçekleşeceğini düşünmek zor olabilir çünkü %10 gibi bir oran küçük bir miktar gibi hissettiriyor. Ancak %10'u 10 yıl boyunca uygularsanız aslında paranızı ikiye katlarsınız. Ki bu harika. Maalesef bu hayali %10 tasarruf hesapları gerçekte var olamaz. Çünkü çok yüksek bir oran ve gerçek hayat bu kadar güzel değil. Bugünlerde İngiltere'deki ve muhtemelen dünyanın geri kalanındaki çoğu tasarruf hesabı
%1'den az bir faiz oranı sunar. Bu da zaman içinde hala para kaybediyorsunuz anlamına gelir. Ancak bu sihirli %10 tasarruf şeyine ulaşmamızı sağlayacak diğer seçeneklerimiz var. Ve bu yatırımlara girmekle ilgili. Dolayısıyla dördüncü ana noktamız yatırım nedir? Yatırım cebinize para koyan bir şeydir. Örneğin bir ev satın alırsanız ve insanlara kiralamak isterseniz para kazanmanın iki yolu vardır. İlk olarak evde yaşayan insanlardan kira alırsanız para kazanırsınız. Diyelim ki ayda 830 lira kira alıyorsunuz. Bu yılda 10 bin liraya denk gelir. Ve böylece her yıl evin ilk satın alındığı değerin %10'u olan 10 bin lira kazanırsınız. Bu da 10 yıl içinde yatırdığınız 100 bin lirayı ödemiş olmanız anlamına gelir. Ve aslında geçmişte bazı insanlar ev fiyatlarının her 10 yılda bir ikiye katlandığını söylemişlerdir. Bu yüzden belki eviniz 10 yıl sonra 200 bin liraya yakın bir değere sahip olacak. Ve böylece kira gelirinden para kazandınız. Ama aynı zamanda varlıkların değerinin zamanla artması olarak adlandırdığımız sermaye kazançlarından da para kazandınız. Ama sorun şu ki ev almak biraz sinir bozucu. Bir depozito için oldukça büyük bir miktar gerekiyor. Bir ipotek almanız gerekiyor. Eve sahip olmanız gerekiyor. Kiralama yönetimini çözmeniz, insanlara kiralamak, tüm bu şeyler gerekiyor. Sadece büyük bir miktar para olmadan yatırım yapmanın bir yolu olsaydı ve yönetimi de pek çaba gerektirmeden ve bu da bizi hisse senedi yatırımına getiriyor. Ve benim için temel olarak yatırım portföyümün %100'ü tamamen hisse senetlerinden oluşuyor. Bitcoin'de çok küçük bir yüzdeye sahip. Ve bu ev bana ait. Ama bu evi bir yatırım aracı olarak düşünmüyorum. Bunun hakkında farklı bir videoda konuşacağım.